Yani siz de buradan İzmir'e Evet, geçenlerdensiniz. Direkt İzmir. Seferihisar, Urla, Güzelbahçe, Çeşme, Karaburun. Diyor. Yani Ha, niye tamam. Bodrum değil, niye Didim değil, Evet, Antalya daha değil? müstakil bir yaşam, daha organik bir yaşam aslında, daha sosyal bir yaşam. Peki şey... Merhabalar herkese. Bugün kımımızdaki en böyle az gördüğünüz üyelerimizden birisiyle beraberiz. Sevgili Selen Kozkapolat'la beraberiz. Selen ekibimizde ama aynı zamanda başka şehirde çözüm üretiyor bize. İzmir'desin. Selen ne kadar oldu İzmir'e gideli? 2 sene oldu. 2 sene. 2 senedir İzmir'de aktif olarak hem gayrimenkul danışmanlığına devam ediyor hem Remax Joker Ata Team bünyesinde beraber işler de yapıyoruz. İzmir'i ondan dinliyoruz. Ege'de ne oluyor? Sezon orada açıldı mı açılmadı mıları hep oradan dinliyoruz aslında bir yandan ama Evet. ilk sizin de taşınma sürecinde de aslında bir yandan da beraber hareket etmiştik. Yani Evet. siz de buradan İzmir'e geçenlerdensiniz. Direkt İzmir'de değildiniz. Burada aktif bir hayatınız varken Evet. İzmir'e geçmiştiniz. Şimdi de gene İzmir, Urla, daha çok Yarımada hattında aslında Seferihisar kısmında aktif durumdasın değil mi? Evet, Seferihisar, Urla, Güzelbahçe, Çeşme, Karaburun. Ha, tamam, bunda aktif durumdasın aslında. Evet. Orada kimler geliyor senin oraya? Yani hangi şehirlerden gelen var? İstanbul ağırlıklı olarak Bursa da Buradan var. da var. Evet. Kim geliyor? Yani Genellikle beyaz yakalılar. pandemide o başlayan duyguyla ama mesela pandemiden Evet. sonra orada biraz fiyatlar yukarı doğru gitmişti. Urla hattında aslında değil mi? Yani Urla, Güzelbahçe hattında. Evet. Şu anda nasıl sence? Bir senedir aslında daha az kıpırdıyor. Daha şey durumdayız. Peki gelen beyaz yakalı dediklerimiz niye orayı tercih ediyor? Yani niye Bodrum değil, niye Didim değil, Antalya değil? Çünkü birçok aslında müşterimizi oraya taşıdık. Ve buradan taşıdıklarımıza bakıyorum. Mesela şimdi isimler, senin de aklına aynı isimler geçiyordur. Genelde burada site içindeki dairelerini satarak buradaki nakitle orada daha müstakile yakın bir hayat tarzına geçme çabası var aslında değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Evet, daha müstakil bir yaşam, daha organik bir yaşam aslında, daha sosyal bir yaşam. Peki şey diyeceğim. Mesela Urla şu anda uzaktan baktığımda birçok arkadaşımı da taşıdık bu arada. Ben kendi Evet. üniversitedeki ev arkadaşımı taşıdık oraya. Yani sevgili Emre, Gülfemleri işte buradaki site içindeki hayatlarını oraya doğru taşıdık aslında. Ve hep şunu görüyorum gerçekten gidenler de mutlu. Yani biraz böyle Urla mesela gastronomisiyle öne çıktı. Bir de galiba kitle kitleyi çekiyor. Yani bu hani beyaz yaka kitle dediğin kitle de başka bir kitleyi daha çekmeye başladı sanırım aslında değil mi? Genelde şu anda onu görüyoruz. Şu anda son taşınanlar mesela gastronomi yüzünden mi taşınıyor yoksa sence daha organik bir hayat olduğu için mi taşınıyor yoksa daha sakin bir hayat için mi Aslında taşınıyor? sakinlik, havası çok güzel oranın. Hem yemyeşil hem de masmavi. Ağırlıklı olarak hani sakinlik, kolej bölgesi birazcık daha Ha, onu da Güzelbahçe ve soracağım Urla'da. aslında. Mesela şimdi kolej bölgesi demişken yoğun mesela İstanbul'da Bursalı beyaz yakalılar ya da belli bir gelirindekilerin Urla'ya bakma dönemi hangi dönem daha çok? Hangi dönemlerde gelip orada ev bakmaya başlıyor? Yaz mı? Şubat, Mart ve Nisan okul kayıt dönemlerinde daha ağırlıklı olarak Ha, geliyorlar okul öncelikli aslında. geliyorlar aslında. Yani peki eğitim olarak mesela İstanbul'dan gelen birisi ki sen de işte burada işte çocukların belli okullardaydı. Hani bilindik okullardaydı. Şimdi orada mesela eğitimle alakalı bir eksiklik hissediyor musun? Hayır, hiç hissetmiyoruz. Yani Daha burada fazla sosyalleşiyoruz aslında. ya Okul da anlamında da. peki şimdi okul çocuklar şimdi hep hayatımızın odağında belli bir yaş grubunda geçenlerin odağında aslında çocuklar var Evet. muhtemelen. Çocuklar açısından bakınca tam müstakil hayat burada site içinde işte etkinlikler oluyor basket sahaları var vesaire orada mesela sosyal olarak da neler var? Aslında Urla'nın belli bölgelerinde, ben Urla'da yaşadığım için söylüyorum. Güzelbahçe'de de var yine. Belli bölgelerinde tenis kortları kullanabiliyorsunuz, basket sahalarını kullanabiliyorsunuz. Zaten deniz var yani. Evet. 5 ay boyunca denize de çocuklarla sosyalleşebiliyoruz. Yani siteyi çok fazla orada site kavramı, yani güvenlikli site kavramı çok fazla yok aslında Urla'da. Çok böyle nadir sayılı siteler var. Ya, ufak Çok fazla siteler. talep var oraya da. Peki ben şey söyleyeyim. Mesela şimdi bir eğitim kısmı önemli. Eğitimi bir eksik hissetmiyorsunuz. Sağlıkla alakalı nasıl durum? Yani şu anda buradan oraya giden birisi gözüyle düşünüyorum ben de. Şimdi gidecek olsam bakacağım şeyler bir çocukların eğitimiyle alakalı neler yaşarız? İki
şeyle alakalı ne yaşarız? İşte sağlıkla alakalı şu anda nasılsınız? Mesela çünkü bu tarz tatil bölgelerinde mesela Bodrum'u hariç tutuyorum. İşte özel sağlık sigortalı sayısı belli bir sayıya ulaşmadan özel hastaneler çok fazla faaliyete geçmiyor. Hani belli bir sayıya ulaştığında onların kâr zarar dengelerindeki şey oluştuğunda ister istemez de bir şey oluşuyor. Hani bir şey açalım, özel hastane açalım deniyor mu? Şu anda daha o sayılara ulaşmamış olabilir. Nasıl Urla'daki gibi bunlar? Urla Devlet Hastanesi aslında böyle biraz daha özel gibi kullanıyoruz. Çok da güzel bir hastane. Acil Evet, çok durumlarda güzel. oraya gidiyoruz. Ama sigortamızı kullanmak istiyorsak Urla otobanı, yani Güzelbahçe otobanı yaklaşık 30 kilometrede Medikal Park var karşı yakada. Kent hastanesi var Çiğli'de 1 saat mesafede. Yani aslında burada İstanbul'da 15 kilometrede ulaşabileceğim mesafeyi orada Daha hızlı daha olabiliyor aslında. evet. Doğru diyorsun. Hani yani trafik kısmı da önemli Hı orada. hı. Havası güzel. Bugün mesela bugün tarih 20 28 Ağustos'ta çekiyoruz diyor. 28 Ağustos'ta şu anda videonun dışından da şey gösteririm. Havayı görüyorsun şu anda. Hatta görüntüsünün içine de ekleyelim buradan. Böyle bir hava yaşıyoruz burada. Urla'da nasıl mesela? Çok mu sıcak? Orada çok sıcak. Evet, Ne sıcak. kadar sıcak? Yani 40 derecenin üstüne çıkıyor. O kısmı zorluğu tabii. Evet. Anladım. Yani şöyle tabii bir de kitle de kitleyi çekiyor anladığım kadarıyla. Mesela ben orada hangi Bambu AVM vardı? Sizin şeyde. Bambu. Bambu AVM'de aslında kısıtlı şeyler var ama yine işinizi çözebiliyorsunuz. İşte çocukların oyuncak ya da işte ne bileyim bir yemek yeme işte. Aslında Urla Sanat Sokağı'nda, Her şey iskelede, var. çeşme altında her yerde alternatif var. AVM olarak isteğin yapar. Urla'ya 20 dakika. Ha, çok güzel. Ama şeyi görmüştüm ben. Yani işte bir görüşmeyle alakalı Bambu abime de sabah 10'da bir görüşmem vardı. Meet point'im vardı orada şeyde. Big Chef. Bütün Big Chef, bütün masalarda bilgisayarlar açık. Böyle bayağı bildiğiniz finans dünyasından isimler. Hani online toplantılarla aslında hayatlarını Urla'ya taşımışlar ama toplantılarını hala onlar var. İstanbul'dakileri de sanki öyle bir kültür oluşmaya başlamış gibi. Acayip bir network de var bir yandan da bu kadarıyla aslında. Nasıl sence? Kitle değişiyor mu o şekilde böyle? Finansal tarafta kişiler de o tarafa doğru geliyor gibi hissediyorum ama valla yani İzmir tarafında eğer şeyiniz varsa kafanızda bir gayrimenkulle alakalı ben yavaşça bir Ege bölgesi değil de artık diyorum ya Ege bölgesi yerine Urla ayrı bir şey oldu aslında. Geçmeyi düşünürseniz süreçlerle alakalı çok deneyim sahibi olduk. Yani hele ki genelde de böyle hani ben İstanbul'daki evim dursun da gidip bir tane orada alayım olmuyor. Çok %99,9 buradaki ürünü satarak orada bir şey alma şeyi var. Ve bu çok zor bir süreç aslında. İstanbul içinde bile çok zor yönetilen bir süreç ki şehirler arası yönetmesi daha da zor. Çünkü paralelde okul seçtiriyorsunuz. Yani bir yandan da bölge danışmanlığı aslında hayat danışmanlığı da var işin içerisinde. Dolayısıyla böyle Aslında buradan süreçlerde gelecek olan müşterilerle aslında ilk önce bir aile yapısını anlamaya çalışıyorum. Sonrasında çocukların işte okulla ilgili işte neleri tercih ettiklerini, ilk önce bunları konuşuyoruz. Okul görüşmelerini yaptıktan sonra aslında okula daha yakın bölgede onların rahat yaşayabilecekleri ya site ya tam müstakil ha. gibi ya da işte daire arayışları varsa orada da aslında daire olarak da alternatifler var. Daha çok bunlara yönlendiriyoruz. Çok güzel. Bir de şöyle bir müşteri de var. Bir kiralayayım, yaşayayım. Hayatı bir göreyim, bir Evet, test edeyim bir test diyenler var. edeyim. Bunların %99'u bence kalıyor. O yüzden kiralama yerine aslında direkt cesaretle satın Satın almayı. almalarını tercih. Yani doğru aslında. Yani gelen gidenlerin kaldığını ben de görüyorum işte arkadaşlarımdan diyorum yani taşıdık işte sizi taşıdık oraya en basitinden ve gayet herkes mutlu. Tabii o noktada uzaktan bakarak yapılan şeyler var okullara ben görüyorum mesela kim müşterilerimiz şey yapıyor hani uzaktan okullara şeylere bakıyor ama okulların kapasite durumlarını da önden bir feedback almakta fayda var çünkü hadi ben geldim dediğinde yer bulunamayan okullar da var. Yani onları da erken takip etmek gerekiyor. Dediğimiz gibi hani bu tarz bir arayış varsa buna işte yazın Temmuz'da Ağustos'ta tatile Çeşme'ye gitmişken gidip bakalım dönemi olmuyor. Gerçek alıcılar bu alıcılar değil aslında. Gerçek alıcılar hani daha piyasanın daha yavaş olduğu dönemde incelemeye başlıyor. Çünkü analitik bir kesim gidiyor genelde gördüğümüz kadarıyla. Hani oturup Excel'lerde çalışıp şu bölgede burada kuşçulardaki fiyatlar bu kuşçulardan TED şu kadar kilometre şu kadar dakika falan diye bir oturup bayağı iyi çalışan bir ekip var aslında şeyde gördüğümüz kadarıyla. Keyifli bölgeler, o bölgelerde bir hareketlilik düşünüyorsanız gerçekten hem oraya taşınmış, yaşamış birisinden destek alıp neler yaşadığını, hani derler ya
doktor deyip bana attan düşen getirin der ya, şey Hı damdan düşen getirin der Nasrettin Hoca, o hikayeyle hani damdan düşmüş birisi de var karşınızda. İyi ki de Bölgedine gittiğinizden. düşmüşüz. Evet. Böyle arayışlarınız olduğunda, ki eğer ki bir de İstanbul'da ya da başka bir şehirde mülkünüzü satarak böyle bir arayışınız varsa, süreçler biraz daha farklı gelişiyor. Dolayısıyla hani o noktalarda da bizden destek alabilirsiniz aslında. Evet. Aradığınızda Selin zaten iletişim bilgilerini göreceksiniz. İnşallah bakalım beraber İstanbul'dan nüfusu biraz azaltmaya çalışıyoruz İstanbul'daki, inşallah o tarafa doğru geçiyoruz. Keyifle. Görüşmek üzere. Teşekkürler.